Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tilkiyle karşılaşırsam ne yapmalıyım? İlk kural, zarar vermeyin. Tıpkı çakallar gibi tanımladıkları bölge içinde yaşayan canlılardır. Bölgeleri onların mabedidir. Orada çoğalır, orada yaşar ve o bölge civarında avlanırlar. Eğer bir tilkiyle karşılaşırsanız büyük ihtimalle çok yakınlarında bir yerlerde yuvaları vardır. Tilkiler ürkek hayvanlardır. Karşı karşıya gelirseniz genellikle alanı terk edecek ve koşarak sizden uzaklaşacaktır. Bu nedenle durun ve bekleyin. Eğer size doğru gelmeye devam ediyorsa, o zaman yerden taş alıyormuş ya da bir şey atacakmış gibi seri hareketler yaparak tilkinin ürkmesini sağlayabilirsiniz. Tilkiler eğer köşeye sıkışmış ve kaçacak yerleri yoksa saldırabilirler. Bu nedenle karşılaştığınız yer önem taşır. Örneğin dar bir alan içinde ürkütmeye, büyük hareketler yaparak kaçırmaya çalışmak, onun size daha çok saldırmasına neden olacaktır. Soğukkanlılığınızı koruyun ve kamp tatiliniz sırasında mutlaka yanınızda olması gereken biber gazı ve benzeri etkisiz hale getirme özelliğine sahip spreylerden yararlanın. Tilki size saldırırsa, bu saldırıların en korkunç boyutu hastalık bulaşma riskidir. Kemirgenlerle beslenen tilkiler potansiyel kuduz mikrobu taşıyıcılarıdır. Kemirgen ve kuşgillerden bulaşan diğer hastalıklarında görülme riskine sahiptirler. Olası bir saldırıda kişinin tilki tarafından ısırılması, kan yolu ile bu hastalıkların yakalanmasına sebebiyet verir. Genellikle yaralanma ile sonuçlanır. Tilkinin saldırı amacı ya kendini korumak, ya sizi savuşturmak, ya da uyku sırasında sizi av sanmasına bağlı el, kol, ayak, bacak bölgesinden sizi yakalayarak çadır dışına çıkarma çabasıyla gerçekleşecektir. Küçük ya da büyük, boyutu önemsiz her türlü tilki saldırısında en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi önemlidir. Kuduz mikrobu almış olma ihtimaliniz çok yüksektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.